Forex, İngilizce foreign exchange kelimelerinin kısaltılmışıdır ve döviz takası demektir. Bu piyasada merkez bankalarından sigorta şirketlerine, bireysel katılımcılardan uluslararası fonlara kadar çok sayıda yatırımcı her saniye, her dakika, her saat milyarlarca işlem yapıyor. Forex piyasasında milyonlarca yatırımcı 5 gün 24 saat online olarak döviz, altın, petrol gibi yüzlerce hatta binlerce varlığın ticaretini yapıyorlar. Bu alım-satım işlemleri sonucunda oluşan işlem hacminin günlük büyüklüğü ise 5,5 trilyon dolar civarında. Dünyanın en büyük borsası olan NYMEX'in günlük 30 milyar dolarlık işlem hacmiyle kıyaslayınca, Forex piyasasının ne kadar büyük olduğunu görmek biraz daha kolay olmalı. Peki Forex piyasasında nasıl işlem yapılır? Öğrenmek ister misiniz? Örneğin değer kazanacağını düşünerek dolar aldınız ya da değer kaybedeceğini düşünerek daha önceden aldığınız dolarınızı sattınız. O zaman Forex işlemleri yapıyorsunuz demektir. Bankanızdan dolar kuru 2 lirayken 20 bin liraya aldığınız 10 bin doları, kur 2,10'a yükselince 21 bin liraya sattığınızda 1000 lira kâr edersiniz. Forex piyasasının size sunduğu en büyük avantaj, doğru kullanmanız koşuluyla tabii ki kaldıraç. Kaldıraç sayesinde küçük yatırımlarla yüksek hacimli işlemler yapabilirsiniz. Sistem oldukça basittir. Yani 10 bin liralık yatırımı 1/100 kaldıraç kullanarak yapan bir yatırımcının hesabında 100 lira bulunması yeterlidir. Ayrıca Forex'te tüm bu işlemleri bilgisayarınız ya da mobil uygulamalar sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun tek bir tıkla yapabiliyorsunuz. Döviz kurları, altın, gümüş, petrol ve hatta borsa endeksleri gibi yüzlerce varlıktaki her hareket yatırımcılar için birer fırsattır. Forex yatırımcıları hem alış hem de satış yönlü işlem yapabilirler ve bu sayede yatırımcılar için fiyatların düşüşü de yükselişi kadar karlı olabilir. Forex piyasasında komisyon yoktur ve tamamen şeffaftır. Dünyanın her yerindeki yatırımcılar internet sayesinde neredeyse aynı fiyatı görmektedirler. Forex yatırımcıları neye göre işlem yaparlar diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Her alım-satım kararından önce yapılan yöntemi izleyerek tabii ki. Yani analiz yaparak. Faizler mi artıyor? Alış zamanı olabilir. Grafikler düşüşü mü gösteriyor? Öyleyse satış zamanı. Forex'i öğrendiniz. Şimdi hiçbir ücret ödemeden, risk almadan bir demo hesabı açın ve yeterli olduğunuzu düşündüğünüz ana kadar kendinizi denemeye devam edin.